Windows 11'in en güncel sürümü olan 25H2'ye, format atmadan ve donanım desteği olmadan nasıl geçiş yapabileceğinizi anlatıyorum. Benim bilgisayarımda şu anda 24H2 sürümü yüklü ve donanım desteği bulunmuyor. Buna rağmen, yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri sunan 25H2 sürümüne yükseltme yapacağız. İlk adım olarak, 25H2 ISO dosyasını Microsoft'un resmi sitesinden indirelim. Windows 11 yükleme aracı linkini video açıklamasına ve yorumlara da ekledim. Linke tıkladıktan sonra sayfayı biraz aşağı kaydırın ve x64 cihazlar için Windows 11 disk görüntüsü bölümüne gelin. Buradan ISO dosyasını seçerek şimdi indir butonuna tıklayın. Karşınıza dil seçimi gelecektir. Kullandığınız sistem dili neyse onu seçmelisiniz. Ben Türkçe seçiyorum ve onayla butonuna tıklıyorum. 64 bit indir butonuna tıklayarak 25H2 güncel sürüm dosyasını masa üstüne indirmeye başlayabiliriz. İndirme süresi internet hızınıza göre değişebilir. İndirme tamamlandıktan sonra ISO dosyasına çift tıklayın. Böylece sanal sürücü olarak sisteme eklenmiş olacaktır. Bunu kontrol etmek için, bu bilgisayar simgesine girdiğinizde, ISO'nun yeni bir sürücü olarak göründüğünü fark edeceksiniz. Artık kurulum aşamasına geçebiliriz. Arama kısmına, CMD yazın ve aramada çıkan komut isteme uygulamasını yönetici olarak çalıştırın. Kurulum dosyalarının bulunduğu sürücüye geçmemiz gerekiyor. Komut satırına ISO'nun sürücü harfini yazıp Enter'a basın. Örneğin, bende E sürücüsü, sizde farklı bir harf çıkabilir. Hangi harf görünüyorsa onu yazmanız önemli. E2 nokta üst üste yazarak Enter'a basıyorum. Komut ekranına bu komutu yazarak Enter'a basıyoruz. Bu komutla, donanım uyumluluğu kontrolü atlanacak ve doğrudan kurulum ekranı açılacaktır. Kurulum ekranı geldiğinde, ileri butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden ilk seçenek işaretli kalacak şekilde ilerliyoruz. Son aşamada yükle butonuna tıklıyoruz ve yükseltme işlemi başlıyor. Versiyon yükseltme işlemi biraz zaman alabilir. Yükleme tamamlandığında bilgisayar kendini yeniden başlatacak. Bilgisayarınız açıldığında ve sistem bilgilerine girdiğinizde, 25H2 sürümüne başarıyla geçtiğinizi göreceksiniz. Bu tarz bilgisayar ipuçları için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.